Depremin üzerinden bir yıl geçti ancak o anlar hafızalarda hala taze. Depremi yaşayan ve konteyner kentlerde hayatlarına devam eden çocuklar hayallerini, umutlarını NTV muhabiri Beyza Nur Özer ve kameraman Cumhur Çatkaya'ya anlattı. Bu hayatta en çok neyi istersin Emir? Yaşamayı. Nasıl yaşamayı istersin? Dördüncü gün normal. Kimi kitaplara, kimi oyunlara, kimi ise hayallerine sarılıyor. Depremzede çocuklar konteyner kentteki yaşamlarına alışmaya çalışıyor. Depremde ailesini kaybedenler de var. Bazılarının babaları, anneleri olmayan da var. Onları daha çok böyle mutsuz ediyor deprem. Ben daha çok şanslıyım onlara göre. Ailem duruyor. Evim yıkıldı ama gene de biz sağız. Burada çok mutluyum. Burada sokağa çıkıp arkadaşlarımla oynuyorum. En büyük hayalim ailemin mutlu olması. Icardi'yi görmek isterim. Ona sonra Galatasaray Stadyum'a gitmek isterim. Ailesini, yakınlarını, arkadaşlarını kaybedenler oldu. Deprem anı hafızalardan silinmiyor. Çocuklarsa hayallerine ve umutlarına tutunuyor. Bahçeli ailemle yaşamlı bir evim olsa çok mutlu olurdum. Ailemin mutlu olması benim de mutluluğumu geçerli yapar. Deprem biliyorum bütün insanların sarstı. Beni de gerçekten çok sarstı. Ama buraya gelip yeniden bir arkadaşlık kurmak tekrardan bir hayat gibi, yeniden doğmak gibi bir şey oldu. Depreme yakalandılar. Sonrasında konteyner kentlere taşındılar. Hepsinin hayalleri, geleceğe umutla baktıkları gözleri var. Onlar konteyner kentin çocukları. En büyük hayalim Allah eve çıkmak. Bizim ailenin sığabileceği bir ev. Sabah uyanıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum. Annem çalıştığı için konteyneri topluyorum. Evimiz yıkıldığı için yani en büyük hayalim ev olsun isterdim. Konteyner kentteki çocuklar eğitimleri için destek bekliyor.